sunucularımızdayız. Teşekkürler Chris, teşekkürler Johnny. Yine analizlerinizle birlikteydiniz. Yine karşınızdayız arkadaşlar. Günün son maçına doğru ilerliyoruz. Seçim ve yasaklama ekranıyla biraz sonra karşınızda olacağız. SK Telekom ve Bangkok Titans. Yani ne desek bilmiyorum ama göreceğiz. Yani şimdi seçim ve yasaklama göreceğiz. Güzel bir maç izleyelim. Bu arada SK Telekom yasaklamaları da yani. Gragas, ardından Gangplank yasakladılar. Bangkok Titans önce Lulu, sonrasında Mordekaiser yasaklıyor. Bakalım üçüncü yasaklama SKT'nin ne olacak? Ben de açıkçası SKT'nin trolleyeceğini zannetmiyorum ama ya mesela Faker'ın işte Olaf aldığı bir oyun vardı. Onun gibi böyle enteresan değişik seçimler yapacakları bir maç olabilir. Bakalım. Bence Easy Hun yani böyle kendini kanıtlamak adına. Yasuo yasaklaması geldi SKT'den. Enteresan. Çılgınca işler yapabilir bu arada Easy Hun. Ve Kalista ne açıkta kaldı şimdi? Darius açıkta. Normalde şeyde tabii Elis burada önemli bir faktör. Darivan. Darivan'dan mı? Bir dakika, Twisted Fate'e çevirdiler. Bakalım. Farklı bir şampiyon oynayacaklar mı? Ben böyle bir şampiyon, yani değişik bir şampiyon seçip direkt kitlemelerini beklerdim açıkçası ama yani ormanda da zor yani böyle. Ama yani bu tarz takımlar bilmiyorum ya. Trollemiyorlar. Kimliklerinden pek ödün vermek istemezler. Ya bir de böyle düzgün bir takım yapıp 20 dakikada maçı bitirip odaları da gitmek, otelleri de gitmek istiyor da olabilirler yani. Yani 20 dakikayı göremeyebiliriz çünkü, bile belki. Çünkü haftaya kadar çalışacaklar. Tabii. Yani öyle bir şey var şimdi. Bakalım Bangkok... Vakit nakit midir diyorsun? Vakit kazançtır. Warlock ve 007X bakalım ne seçecekler. Yani tabii şimdi karşılarındaki ihtimallere göre şimdiden çalışmaya başlarlar mı? Gerçi onu da bilmiyorum. Hani bir hazırlığa başlarlar mı? Büyük ihtimal yapmışlardır zaten hazırlıklarını ama. Maksimum yani bir gün izin vermek bence her oyuncuya hani en azından biraz oturup turnuva... diğer maçları izleyecekler evet, büyük yani ihtimalle. Turnuvadan biraz uzaklaşmak iyi gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Bu arada Darius'u Bangkok Titans aldı. Üzerine Rek'Sai'yi aldılar. Easy Hun direkt kitledi o Twisted Fate seçimini. Benji şimdi Olaf'ın üzerinde duruyor. Bakalım seçecekler mi Olaf'ı? Yani olabilir ormanda. Eğer orman gidecekse ama zannetmiyorum. Ya ben. Biraz şöyle hakikaten biraz önce Johnny'nin de söylediği gibi güzel eğlenceli tamam, seçim. Tamam al Fiora işte. Yani böyle işte, böyle tamam, şeyler gelsin abi biraz. Yani koskoca yalnız sekat, yani böyle trollemeye çalıştık. Grup aşamalarının ilk gününde Marin'in Fiora'yla bir 3'te 3. Yanımız 4-4 müydü? 4'te 4'tü galiba. Ejder'in orada. Ejderhan mı orada? 4'te 4 olmasın. 3'te 3 mü? Yani en az 3'te 3'tü onu biliyorum. Ben hani onu hatırlıyorum. Pek de troll değil şu anda açıkçası. Bu arada şimdi GeForce şampiyonların üzerinde dolaştıkça dolaşıyor. Ne olacak bakalım? Burada koridora. Rek'Sai ve Darius'un üzerine. Alt koridorda bir Tahmkent gelir mi ya SKT'den? Yani görebiliriz. Tahmkent Kalista. Bu arada Zerat abi. Zerat'ın üzerinde duruyor şu anda GeForce. Lloyd da Tristan'ın üzerine duruyor. Bu arada Faker'ı da bu maçları çıkarmamaları biraz dinlendirmeleri de esasında hani belki şampiyon göstermesin, şey yapmasın daha fazla hani rakibinin onun oyununu okuyabilecek şeyi kalmasın. Ya da Easy Hun'un en azından sahneye alışma maçları diyebiliriz buna. Olabilir, yani olabilir. Bir yerde sahaya süreceklerdir en azından hani çekimsenmesin evet. Yani. Hazırlıklı olsun. Hazırlıklı olsun, eller titremesin. Bu arada Sivir Brown ikilisinin üzerinde duruyor SKT. Yani şu çok önemli böyle hani sahneye çıkıp o seyircilerin sesini tabii. Az da olsa duyuyorsunuz bu arada her ne kadar ses geçireceğini sesi engelleyen kulaklar olsa da hani o eko geliyor olarak arkadaş. Geliyor size eko olarak geliyor böyle bacaklarını selam titriyor onu. O yüzden ona sen yaşadın, hani, evet hani ona ısınmak ona alışmak gerçekten çok önemli. Doğru söylüyorsun. Bang ve Wolf seçimlerini yapıyorlar. Sivir ve Thresh. Bu seçimler olursa bayağı tryhard seçim yani. Bunlar. Bayağı hiç şey yapmadılar ama işte böyle takımlar dediğim gibi çok böyle arenalarda trollemeye... Sivir alınması daha mantıklı bu arada çünkü Fiora'ya vereceği o yürüme hızı muhtemelen. Yürüme hızı. Verilen hızlar değişiyor arkadaşlar. Şimdi... Yürüme hızı, koşma hızı, uçma hızı. Hızlı yürüyen var bir de yürüme hızı var işte. Hareket hızı. Hareket hızı olsun tamam senin mi kıracağız? Evet. Moss ne seçecek şimdi? Glandal dağıldı mı? Bunlara alış ama bak. Tribal'de yavaş yavaş alış artık burada. Bakalım şimdi Moss ne seçecek? Tabii bir ara Zerat göstermişler ama muhtemelen... Orta koridorda
Yani İri ile orta koridor oynayabilen bir adamdan bahsediyoruz evet. Bu arada. Belki... Bu arada Twisted Fate karşısına olur mu? Olabilir. Diana da olabilir. Yani... Diana da olabilir. Rise. Tabii bunu daha önceden bu taktiği almışlar. Faker yapmış zaten. Bakalım aynı. Faker yapmıştık abi. Biz de deneyelim. Bakalım aynı olacak taktik. Mı? Yuzuhuna karşı. Sökecek mi daha doğrusu? Yani evet, olacak mıdan daha çok. Sökecek mi? Işınlanması da var G4'un. Işınlanmayla girecek belki de. Maça. Son saniyeler bakalım. Kararlarda bir değişiklik olacak. Ama emin değiller galiba. Hani. Bir de böyle alıyorlar hepsi ama. De gülüyor zaten böyle bir ne yapacağız ne edeceğiz diye. %100 bu arada kazanma oranı var Ryzen. Yani bir kere oynandığını varsayarsak. Veya... Bir kere yasaklanmış, 3 kere seçilmiş. Evet. O 3 nasıl oluyor ya? Yok, iki kere bu maçla birlikte 3 oldu evet, şimdi. Bu maçla birlikte 3 oldu. İki kere Faker oynadı zaten. İki kere Faker oynadı. Onları kazandı. Zaten Faker hiç maç kaybetmediği için SKT. Tamam. Peki. Evet arkadaşlar, günün son maçı artık biraz bizde böyle bir daha rahat geçecek bir maçta. Bakalım bol bol pozisyon izleyelim ya. Şöyle Fiora'dan böyle efsane oyunlar görsek güzel olacak ya. Yani ışınlanı var, görmememiz için herhangi bir engel yok yani engel o yüzden. Görebileceğimizi inanıyorum ama yine takım savaşlarında bir ileri gel gitti bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Bangkok Titans böyle hani it dalışı gibi. Savaştan sonra devam etmeye çalışıyor devam. Hani evet. Hiç geri vitesleri yok hani. O yüzden, sonuna kadar. Yani. Gittiği yere kadar daha doğrusu. Hani o ekrana gri ekran gelmediği sürece onlar için devam eden bir savaş potansiyeli ortada var demektir. Yani o yüzden görürsek böyle pozisyonlar kesinlikle şaşırmayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Günün son maçı, C grubunun son maçı SKT ve Bangkok Titans arasında gerçekleşecek. Biraz sonra vadiye doğru ilerliyor olacağız. Açıkçası ya iki takımın kompozisyonunda böyle biraz yani Tristana'ya gerçi yanına durabilecek bir şampiyon yok bu arada, onu da belirtelim. Hani herkes bir şampiyonu kesmeye gittiği zaman bayağı tek kalacaktır. Yani o kısımda belki BKT'nin taktiksel açıdan bir sıkıntıya düşebilir. Eğer SKT doğru cevabı verebilirse. Bu arada şunu da söyleyelim. Yarın da D grubu maçları gerçekleşecek. Ve pazar günü de B grubu maçları gerçekleşecek. Onu da şimdiden hatırlatalım. Yani yarın da güzel maçlar var. Oryen'in açılış maçı LGD. Yanılmıyorsam. Açılış maçı TSM Oryen. Evet. Yani ondan da bahsetmek lazım. Yarınki maçları İyi şöyle bir... NA. Bakalım bir şey olacak mı ya? İki seviyelerde yok. Şovunu da yaptı bu arada G4. G4 şovunu yaptı. Moss şimdi rakip ormana doğru ilerliyor. Warlock ve Marin. Hemen Warlock orada kaçtı. Bu arada Warlock'tan değişik bir tercih gelmiş. Doran kalkanıyla başlamış Darius'a. Yani Darius geri vitesi yani Darius'un isminde R var. Kendisinde R yok bu arada. Niye kalkanla başlamış anlamadım. Bu arada Lloyd'u tutmayı başardılar. Şimdi 0-0'de X'in üzerine doğru gidiyorlar. Bakalım orada uzaklaşabilecek mi? Bir de o logosunu spamladı orada. Marin girdi derken bir zaman durdu bizim için. Türkiye'de zor. Türkiye'de teknolojiyle ilgili şeyler yapmak çok zor arkadaşlar. Yani zaman durunca benim aklıma çok farklı şeyler geldi. Ve oradan bir skor çıkmamış gibi gözüküyor. Umarım bir gün bizim de böyle Avrupa ülkelerindeki gibi, diğer ülkelerdeki gibi kaliteli bir internet ağımız olur, kavuşuruz. Umarım ki 007X şöyle bir Wolf'un üzerine doğru yürüdü ama sonra geriye çekilmek zorunda kaldı. Tabii o ikili orman başlangıcıda her iki takım için de geçerli şu anda. Ekstra jump iksirleriyle koridorlarını karşılaşacaklar. Bakalım o üstteki karşılaşmadan kim üstün çıkacak, çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Ve minyonların koridorlara gelmesiyle birlikte yine... Oo, bu arada Lloyd'u tutmayı başardı. Ama seviyebilirler bu. Bunlar böyle tuttukça yalnız sıkıntı büyür. Evet, bu arada seviye 2 oldukları gibi hani sıçrayla derisini yüz, bir de üstüne tutuşu bırakırlarsa hani Bengin de sıçra kullanıp bir tane normal saldırısıyla beraber çok rahat bir skorun sahibi olabilirler bu arada. O yüzden biraz dikkatli oynaması lazım. Arkada Lloyd'un. G4 orta koridorda Izun karşısına. Izun ilk seviyelerde biraz daha pasif oynayacak gibi gözüküyor. 0-0-7 kendi kırmızı güçlenmesini aldı. Ben şöyle bir özellikle şu alt koridor ikilisinden bir pozisyon bekliyorum. Moss'u tekrar tuttu. Arkada da Lloyd'a çalıştı bu arada benim. İki
İkisi de farklı deftere şu an yoğunlaştı alt tarafta. Ama yani belki tutuştur atsa. Gerçi hani bitkinlik var. Muhtemelen o seviri attığı gibi skor almasını engelleyecektir. O yüzden belki de fazla agresif oynamamın sebebi bu. Yani şu anda SKT... Oo, bu arada Koza tuttu. Izun kaçacak zannetti. O yüzden bıraktı hesabı. Evet, ardından sarı kart gelip devamını getirebilirlerdi. Belki Warlock bu arada Marin'in üzerine doğru gidiyor mu? Çok minyon var orada ya Warlock. Yukarı geliyor bu arada. Rek'Sai geliyor. Marin şimdi ileriye doğru atıldı. Bakalım kaçabilecek mi orada? Sıçramasını kullandı. 0-0-7 de geri çekiliyor. Sıçramayı aldım nasıl olsa. Kendi de esasında belki sıçrama kullanıp... Yani Warlock acaba her büyüsüne bir tane vermediği için mi sıçra atmadı orada? Hani sıçra atıp tutacakla beraber belki skorun sahibi olabilirlerdi. Evet. Ama seviye 3'lü muhtemelen vermemiş olabilir. Bu arada Benji gönül rahatlığıyla rakip ormanın içerisinde kurtları aldı orada. Yukarıda gördüğü için Rek'Sai'yi çok rahat bir şekilde orada artık minyonları biçebilir. Alt koridorda bu arada 31'e 13 minyon farkı ne diyeceksin? Yani o seviye 1'de çok kötü bir takasa girdiler. Şu anda da onun ekmeğini yiyor alt tarafta SKT. Çok çok zor ya. Yani böyle bir takıma karşı oynamak hakikaten çok. Yani şu sahneye çıkmak bile bir iş ya. Yani hani şu var abi, bu adamlar ne yapıyor burada falan. Minyon biçemiyorlar da. Yani şey var hani, gel sen biç kısmı var ya. Gel sen biç. İşte orası, o kısım bu kısım işte. Şey, DP Dünya Şampiyonası'na gittiğinde sen var mıydın kadroda? Hayır, yoktum. Yoktun değil mi? Evet, Liza programlarının önündeyim. Teşekkürler Türkiye bu arada. Bank... Sen internetten girdin, ben de burada. Neyse, dur. Bank'i yukarı koridora doğru gidecek gibi gözüküyor. Orada da herhangi Warlock'ın totemi yok bu arada. Koridor ittirip dönecek büyük ihtimalle, riske atmayacaklar. Oo, bir dakika, dönmedi. Dönmedi. Buradan skor çıkartabilecek mi? Dönmemesinin sebebi bu arada Marin'in koridor dondurmasını istemiyor. Şimdi üzerine doğru gitti hemen. Warlock da çekti. Yalnız Koza kaçıyor. Marin üzerinde çok yüksek hasar var. Warlock yalnız. Yapabileceği hiçbir şey yok. İlk kan bir de Marin'e gidiyor. Alt koridorda da bu arada pozisyon devam ediyor. Bang orada büyük kalkanıyla en azından o patlayıcı yükün hasarından kurtulmayı başarıyor. Nizihun. Koridorda. Bu arada bir derisini yüzdü. Üzerine yaz ölüm cezasından kaçmayı başarıyor. Aslında ben Wolf'tan olan Lloyd'u denemesini bekledim, evet, açıkçası. Değil mi? Sağ ol, evet, ben bir Lloyd'a doğru baktım ama o Alistar'ı bayağı bir gözüne kestirmiş. Benji rakip ormandaki seyahatine devam ediyor. Bu arada sıçlayıp orada Bengi'nin üzerine müthiş kalkan bu arada. Arkada kaldı ama Beng kaçmayı başarıyor. Müthiş Işınlanma kalkan. Geldi. Marin geliyor. Bir de orta koridordan Izzihun geliyor. Diğer bir ışınlanma kimde? İlk olarak Rek'Sai düştü. O ışınlanma iptal oldu. Tabii Izzihun bu arada Moss'u takip etmeye devam ediyor. Wolf'la birlikte bakalım burada bir oyun yapabilecekler mi? Sıçraması da var Izzihun'un. Sarı kartı kilitledi. Gitti oraya, üzerine hasar da verdi. Derisini yüzle birlikte. Wolf takılıyor skor. G4 şimdi oradan uzaklaşabilecek mi? Izzihun sarı kartı kilitledi ama aradaki mesafeyi kapatabilecek bir mekanik kalmadı. Yalnız Bang nasıl bir reflekstir o? Değil mi? Nasıl bir reflekstir? Yani bütün takım savaşının kaderini değiştirdi. O ölebilirdi hani onu yapmaması ama neden kalibrede bir oyuncu olduğunu gösterdi. İşte neden bu adam SKT'nin saldırı gücü, evet, taşıyıcısı sorusunun cevabı, kesinlikle, olsa gerek. Marin bu arada iki tane uzun kılıç kazmayla dönmüş. Şimdi bak burası ya, mükemmel bir Bang'in kaçışı. Ya. Bak o anında açmış büyük halkanın, sonra sıçrayıp burada açıyor. Bunu yapması Rek'Sai'nin tünelle gelip onu sıçratmasına sebep oluyor. Hı. Bu çok önemli. Ki burada zaten ekmek oluyor arkadaşlar. Wolf burada sıçrayıp Izun'u getiriyor. Orada da kartı seçip arkasından zincirleme. Bak şimdi Marin ya, bu kadar eşya avantajı olunca, iki skoru alınca orada dar edecek yukarıda koridoru. Burada Wolf yakalandı. Benji şimdi oraya doğru geliyor. Takım arkadaşına yardımcı olmak için. Diğer taraftan Lloyd da yaklaştı. Bengi hemen oradan uzaklaşıyor. Burada Matador edası da şey, ne o? Boğa dövüşü. Fransız taraflarının hepsi şu an BKT tarafına geçmiş durumda. Ya onlar bence şu anda tamamen şeyde işin. Ya bir şey görmek. Skor olsun, evet, da evet, kim alırsa alsın modundalar. Onların amacı o. Warlock tabii biraz kulesinin altını, artık oyunu orada kabul etmek zorunda. Yani Marin'i seçseler şu an ne kadar saldırı gücü var onu merak ediyorum. Baksana verdi hasarı ya. Ki ultisi var şu anda.
Girmez ama herhalde kule altına. Oyunun bu dakikaların üstündeki eşyalar çok fazla ve evet kule altı geliyor. Elise de oraya doğru gidiyor. Kule altı. Elise'e gerek bile yok. Ve oradan ulti ile birlikte Warlock birazcık uzaklaştı önce kuleden. Şimdi ultisini de kullandı Marik yani. Bu arada izin orada kuleden uzaklaşmanın sebebi sanki Darius'a kulenin tam böyle altına gel sanki hani. Ya orada herhalde evet. Sersemetle atabilirdi orada belki. Darius tutup çekerse vesaire. Kötü bir pozisyonda kalabilir. Sıçraması da yok. Kötü pozisyonda evet, kalmak için iki adım geriye çekildi. Sonra yani bak böyle bir yani orada skor alacakları neredeyse kesin. Ya SKT zaten bu işte en iyi yapan takım. Böyle bir maçta bile o kadar ufak detaya nasıl dikkat ediyorlar ya? Yani şöyle bir şey söyleyeyim ama o kalibreyi bir kere kaybetmek de sizin kötü oynamanıza sebep olabilir. Tabii tabii. Çünkü güvenmesin. Aman ne olacak dersen yani. Bir yerden sonra. Yani güveninizi kaybetmediğiniz sürece istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden SKT'de şu an hani anlaşılabilir bir şey bu. O yüzden güvenlerini kaybetmek istemiyorlar. Benkine mana kalkanını kullandı. Benji bu arada. Hatta orada 0-0 edikisi buldu. Birebir bir savaş ama G4 ultisiyle birlikte oraya geldi. Sıçrayı kullandı ama Izun'un oraya doğru yetişiyor. G4'un üzerinde çok yüksek mesa var. Derisini yüzdü. Wolf nereden geldin sen? G4 düşüyor. Twisted Fate'de Izun'a gitti o skor. Ya şiir gibi oynuyor BKT'de. Tabii yani rakipleri de gezgin bak bir daha şimdi yukarı geliyorlar. Dar edecekler oraya. Warlock hayattan soğuyacak. Ama sıçraları yok bu arada. Giren çıkamayabilir. Ya Bengi çıkabilir ama belki bu kule altının girişi var çıkışı yok moduna gelebilir yani dediğim çok gibi. Çok muazzam bir hasar veriyor. Evet. Şimdi orada Kozay'ı da tutturdu. Üzerine şöyle bir aradan çekti aldı. Warlock'un üzerine çok yüksek hasar var ama örümcek sıçraması kullandı ama nereden KBG? Biraz... Resmen takım arkadaşları yemledi ya BG. Tamam. SKT biraz trollemeye başladı galiba. Evet. Ya onların üzerinde tabii çok büyük bir stres, büyük bir yük var. Yani bu Dünya Kupası'nda taraftarları da, ülkesi de çok şey bekliyor. Favori takım olarak görünmek aslında çok... hem avantajı hem de götürüleri de fazla biraz. Warlock gittiği yerde öldü. Güzel sıçrıyor. Best NA flash. TR flash, TR sıçrıyor. Wolf. Ama yani her yani bu oyunu her oynayan insan muhtemelen böyle bir sıçratmıştır hayatım. Atmıştır tabii canım. Kaçarım belki umuduyla. Bu arada Tiamat'ın yaptı. Vampir hasarını aldı. Vahşi Aydın'a doğru gidiyor. 4-0-0. Minyon, yani felaket. De, hani alt tarafa gidip ışınlarını kullandı. Ona rağmen bir minyonun üstünlüğü var. Evet. Warlock şimdi minyonları kesiyor. Yani bu maçta da hani... böyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Bang bu arada yakalandı. Orada hemen büyük halkanı da açtı. Geriye geldi yani 0-0'ya da geliyor. Bang çıkabilecek mi? Yine sıçraması kullanıyor. Wolf geride. Bang ultisiyle birlikte orada uzaklaşmaya çalışıyor ve uzaklaşmayı da başardı ya. Bundan bile kurtuldular ya. Ya bilmiyorum. Daha ne yapacak yani ki BKT? Yani şimdi BKT artık... tarafından bakmaya çalışıyorum. Daha ne yapayım diyordu. Bu hayal kırıklığı zaten burada ölmediği için. Benji? Hani bilerek orada durdu ki hani pasifinden görülmesin diye. Benji güzel oynadı yine. Yani en ufak avantajı değerlendirmekten çekinmiyorlar bu arada. Ya hakikaten BK bak yine geliyor şimdi. Warlock ne yapsın? Base'de mi dursun? Üstünde mi çıkmasın? Yani Darius'un TSM'de çektiğini şu an BKT'de Warlock çekiyor. Warlock çekiyor ya. O sadece League of Legends oynamak Skor istiyordu daha. Ama... karşısına SKT ne yapalım hayat. Ya hakikaten bu arada biraz empati yapmak lazım. Çok, BKT için yani, çok zor bir iş. Çok. Şimdi gidiyoruz. Diğer taraftan G4 geldi. Marine bakalım burada ne yapacak. Işınlanma geliyor buraya doğru. Şimdi ultisini kullandı orada G4'ün üzerinde ama tekrardan girecek manası kalmadı. Izun geldi orada desteğe. Most orada Marine. Yani en sonunda bu... Yalnız Marin hala kaçıyor. Izun geldi. Sersemletmeyi başarıyor. Aa, kartı kaçırdı bu arada. Arkadan G4'u alırım belki diye uğraşamaz. Koza geldi. Benji. İntikam üzerine intikam. Ama en azından bir Warlock için herhalde gönül rahatlatıcı. Herhalde şey dedi büyük ihtimalle artık takım. Ya artık bir gelin bir şey yapın arkadaşlar. Kaç oldu geziyorlar. 4'tür ölüyorum. Sonunda bir skor almayı başardı BKT. 3. skorları oldu. O da budu. Oyundaki. Bu arada... Arada 4000 altın fark var 13. dakikada. Tamam Vahşi Aydır'a geldi bu arada. Onu da belirtelim. Yalnız önce bir Avaz Cevher aldı evet, sonra aldı, sattı. Evet aldı sattı. Evet. Merkür'ün adımları.
Yani zaten sol tarafa baktığınız zaman şu an eşyalar gelmiş durumda. Burada seyircileri görüyoruz. Ejderhasına esnafı neler. BKT oyunun ilk ejderhasını alacak gibi gözüküyor BKT. Anca abi biz şu maviyi de kaybetmeyelim bari diye. Kendi ormanımızda bari yakalanmayalım. Teselli olacak. Tristana'yı alt koridoru tek başına bıraktılar. O minyon kesiyor biraz. Orayı ittirmeye çalışıyor. Yine Bengi yine aynı şeyi deniyor Bengi bu arada. Bengi yine aynı şeyi deniyor da yok. Bu sefer olmadı. Geriye dönüyor. Bu arada orta koridorda Lich puanını bitirmiş tabii Twisted Fate. 2-0-2 oynuyor Izuhu'nda bu oyunda. 100 minyon kesmiş şu ana kadar. Tabii diğer koridorlara, evet, diğer koridorlara yardımını da sayarsak yani minyon sayısı kabul edilebilir durumda. Yani normalde orta koridor oyuncularının hani dakikayla beraber gittiğini görürüz genelde ama. Evet. Çok fazla baskın etkisinin etkisi. Marin mavi güçlendirmeyi almış. Nereden almış? Kendi mavi güçlendirmesi mi acaba? Tabii diğerini BKT aldığına göre o da Yizu'na bırakmamış mavi güçlendirmeyi. Adam zaten arada sırada oynuyor bari bu Yizu'na. Bari mavi güçlendirmesine dokunmayın. 0-0-7 geri dönüyor. İki takım da böyle bir rotasyonlar içerisinde ama şu anda sakin geçiyor. Yizu'nun alt koridora kadar gitti oradaki minyonları kesmek için. Marin bakalım burada Warlock'ın üzerine gidecek mi bir kez daha? Ama Moss geliyor oraya doğru. Hatta Tristana da geliyor. Marin de bunu farkında. O yüzden geri çekildi. Yine seyirciler arasında Nesran Taneler. Sol alt köşede. Siz Fransa'dan. Bu arada Benji 0-0-7 ile şöyle bir dalaştı orada. Yalnız 0-0-7 fena da hasar vermedi evet. Benji'ye. Bu arada Yizun da hala alttan ittirmeye devam ediyor. Lloyd da yukarı koridorda kuleyi almaya çalışıyor. Yalnız Ryze bu arada asırı sopasını bitirmiş. Sıkıntı haline gelebilir. Evet o Tanrıçan, pardon. Tabii gözyaşını da doldurmaya çalışıyor. İki tane tutan birden geldi yalnız oraya. Wolf birileri gelir mi? Tutar mıyım zincirle falan dedi ama kimse gelmedi oradan. SKT 4000 altın önde, 16. dakikayı geride bırakıyoruz. Bir ejderha yine liderlikleri var. Bir de kulede bir farkla öndeler şu an itibariyle. Ben böyle artık toparlanıp bir şeyler yapabilirler belki diye. Yani alabilecekleri herhangi bir kule kalmadı en azından ilk kuleler bazında baktığımız zaman. O yüzden muhtemelen bir dahaki ejderhaya kadar bu oyun stilini devam ettirecekler diye düşünüyorum. Çünkü pek de risk almak istemiyorlar gibi. Her ne kadar bir prestij maçı olsun onlar adına. Evet, SKT. Bakalım neler saklıyor cebinde. Wolf geldi orta koridoru Izu'nun yanına. Yine Marin'i yukarıda bıraktılar tek başına oradaki koridoru ittirsin diye. Alt koridora da Sivir'i gönderdiler. 1-3-1'e döndüler yani evet. Şu an itibariyle. Bakalım 1-3-1'de ne kadar ittirebilecekler ama tabii Sivir çok fazla o koridorda durmayacak. G4. Ama yani şu an Marin'in karşısında durabilecek herhangi bir şampiyon yok. Yani Alal Cefer'ini de aldı. Göreceğiz bakalım ilk çıkacak oradaki delikanlı savaşta. Evet, Moss orta koridora doğru geliyor. Bak Sivir döndü, kayıcıları kesti, tekrar geldi. Ryze gidince oradaki Rex'i minyonları kesiyor. Marin yukarı ittirdi, şimdi nereye doğru gidiyor? Kırmızısı mı çıkacak acaba? Herkes kafasına göre geziyor. Herkes geziyor yani şu anda bu maçı anlatmak da zor. Gerçekten anlatmak da zor. Çünkü hakikaten herkes böyle bir kafasına göre geziyor modu var. O Marin burun buruna geldi o Rex'e ile ama. Ya önde olsa da tabii öyle orada kitle kontrolü vesaire derken sıkıntıya düşebilir. Yani Izu ve Benji rakip takımın ormanın içerisindeler. Yani SKT'nin çok ciddi bir kitle kontrolü var bu arada. Ona da bahsedelim. Yine Elis Thresh. Tabii canım Elis, Twist Fate, Thresh. Önemli. Yine burası Sivir'in verdiği bir mobility avantajı var ekstradan. Takım savaşları başladığında göreceğiz daha çok onu. Zaten Marin yukarı koridordan hasar potansiyelini getirecek savaşlara. Yengeci alıyor. Ağır kan alacak muhtemelen üste gittiğimizde. Evet. Karabaltayı tamamlayacak.
ikinci eşya olarak. Diğer tarafta Darius'e kara baltasını bitirmiş. Bir sonraki adımı bakalım ne olacak onun da. Ama yani neredeyse bir eşya fark var. Tabii bir eşyadan da çok var ya. Yani neredeyse bir eşya. Evet. Bir eşyadan çok var bence. Bak orada Alaz Cevher artı Garıkan bitmiş. Yani 2006. Bir de botunu da tamamlamış. Evet. 2000. Yani 2400 altınlık bir fark var. Evet. Bir eşya. Marine'i bıraktılar yine. Yok. Bu sefer bırakmadı. Yizun herhalde orada devreye girdi. Abi ne yapıyorsun? Mavi lazım bana diye. Bir kere görmeden aldın ama bir daha aldın. Yalnız SKT şu anda hani bir alt koridora gitti, bir üst koridora gitti vesaire ama hani oyunu bir sonraki aşamaya getirecek adımı da atamadı. O dakikalar içerisinde. Belki de atmak istemiyorlar. Belki de atmak istemiyorlar, o da oluyor. Bak yine Benji orada duruyor ama totem var bu sefer. Bu sefer yemezler. Farkında değil tabi orada. Böyle beklerken yakalanacak yalnız bir yerde. Bir anda çullanacaklar üstüne. Fiora yukarıda da tek başına kaldı Marin. Hemen onu da görüyoruz. Alttan da ama... Easy Hunit duruyor. Ama bu arada 3 kişi birden gidiyorlar ya. Bir şey kırmızı güçlendim anında. O kadar şimdi korkmuşlar ki. Ejderha çıktı. Belki bu ejderhayı almak isteyebilir SKT. Ki bu Fener onu gösteriyor. Bang ile birlikte başladılar o ejderhaya. O oyundaki en büyük aksiyon. Evet. Çok fena bir ejderha savaşı oluyor. Ne diyeceğim lan? Fena. Elisin böcekleri. Elisin böcekleriyle. Izun orta koridora döndü. BKT... Bu oyunun durması BKT'nin işine normalde gelmesi lazım geride olan taraf ya olarak onların, ama onların aradaki işine... milyon farkı öyle bir açılıyor ki. Onların işine yarayan bir kısım yok bu oyun. Evet, zor ya hakikaten. Çok zor yani. Bizim burada bir takım kurup herhalde mesela Türkiye'de ne bileyim gidip DP'ye karşı falan oynamamız gibi bir şey yani Riot'ların yani arasında. Neyse beni, Marin... beni katma da. O Marin o savaşı ister gibi oldu ama Warlock'ı görünce çıktı hemen aradan. Kara baltasını bitirmiş bu arada, onu da söyleyeyim. Izu nereye gidiyor ultiyle birlikte? Nereye gidiyor? Marin orada savaşa başladı. Diğer tarafta G4'la birlikte iki tarafta ayrı savaş oluyor. Marin tek başına 4 kişiye karşı ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Destek birliği geldi. Oo 0-0'ydı yakaladılar. Üzerine Koza geldi. Marin şimdi tekrar oraya doğru giriyor. Çok yüksek hasar var. 0-0'ın trenini kullandı. Marin sıçrayıp arka tarafa geçip o skoru almayı başardı. Diğer tarafta Izu'nun Moss ve Lloyd'a karşı. Lloyd'un üzerindeki hasara bakar mısın? Bir skor daha geldi. Diğer tarafta G4 3 yanda. Farklı savaş oluyor aynı anda. SKT. Abi BKT'deki bütün oyuncular galiba hani at gözü takıp işte bu hedefi keseceğiz deyip. Abi 4 kişi gittiler Marin'in üzerine ya. Sıçrasını bile kullanmadı. Sıçrasını bile kullanmadı. Yani... 10'a 3 oldu skor. Aradaki altın farkı 7700 altın civarında. 2 ejderha fark var arada. Benji bir daha görüyoruz biraz önceki pozisyonu. Bak burada... Burada Ryze'a gidiyor Izu. Burada bütün BKT'li oyuncular bir anda Marine'e dönüyorlar. Yani bu arada Benji çok güzel kaçmış gördüm. Evet. Örümcek Enişte indiği gibi Fener'e basmış. Yani Fener. 007 burada yakalanıyor tabii. Ya işte bu kitle kontrolü zinciri dediğimiz şey çok kuvvetli hakikaten yani. Bir tane çok yetenek tuttuktan sonra diğerini sırayla... Buradaki hasar. Bir yazdı ya. Moss ve Warlock görünüyorlar. Bu arada kazma almış bir de cebine koymuş. Marin. Diğer tarafta cehennem asası bitmiş orta koridorda, üzerine aşırı büyük sopa alınmış. Alt koridorda ebedi kılıç üzerine statik hançer bitmiş. Yani nişancılar şu anda herhangi bir skor almadığı için yani asistlerden artık ne kadar... Yakın gidiyor birbirine. Evet, yakın gidiyorlar. Aralarında 3 asist var yani. Çok da bir altın farkı olacağını düşünmüyorum. Marin kule altına girer mi? Yok. O kadar da değil herhalde ya. Ama yani şu an seviye olarak 15. seviyeye ulaştı bu arada Marin. 0 seviye değilse 11. seviye bu arada. 4 seviye fark var herhalde. Most 9 seviye. Kendi gerçi koridoruna bakacak olursan 1 seviye fark var herhalde. 11'e yakındır bu arada bu. Ya 11 olacak. Bu arada bu seviye farkından hep bahsediyoruz yani. Seviye farkı işleri çok değiştiriyor tabii. diye. Bunun esasında iki nedeni var. Birincisi bu arada Warlock yakalandı, ışınlanma geliyor oraya doğru, hemen çıktılar SKT. İki tane nedeni var. Bir tanesi seviyede üstün olan taraf yeteneklerini
güçlendirdiği için evet. Bir kere yedeklerin hani hiçbir şey olmasa ve taban hasarından gelen bir artış var. O yetenekleri arttırdıkça oradan zaten bir fark ya da işlevselliklerini ya da X, yani ne var. Özellik veriyorsa o şampiyonun yeteneği oradan bir zaten fark oluşuyor. Bir de mesela Fiora burada eşya bakımında yakın olsalar bile Darius'a aralarındaki seviye farkından dolayı yine taban hasarı, işte ne bileyim zırh, büyü direnci gibi özelliklerin artmasından dolayı yine bir fark açılıyor. Benim aklıma gelen en büyük iki fark bu herhalde. O seviye, aradaki seviye farkından kaynaklanan. Tabii o seviyeden size gelen büyü direnci, zırh, işte normal atak saldırınızın yüklenmesi, hepsine değindin zaten. Evet. Yani bunlar çok büyük. Tabii bazen de hani bazı şampiyonlara göre doz içi zincirleme kontrol efekti veren saniyeler yükseliyor. O bekleme yüzden, süreleri azalıyor. Evet, bekleme süreleri azalıyor. O bu arada yine 4'e 1 bir savaş. Marin ultisini sıçrası kullandı. Sıçrası yok bu sefer. Sıçrası yok ama oradan çıkmayı başardı. Kaçabilecek mi? Bitkinleşme var. Ya Lloyd ne yapıyorsun Lloyd? Bir dakika. Çıldırdı. Acaba Marin hasar yetecek mi orada? Kar saldırısını kullandı ama çıkamıyor. Fener'e tıklayamadı sersemlediği için. Lloyd aynısını Lulu'ya yapmıştı ama ölmüştü burada ucuz kurdu. O Benji'yi yakaladı ama Bank ultisini açtı. G4'un üzerindeki hasarı bakar mısın? Yine o zincir geldi. Ve yine skor geldi. 0-0'ya dedi. Yanlış tarafa doğru gidiyorsun. Sersemledi. Bu arada Thresh'te kaldı skor. Tutuştur. 2-1-5 oynuyor bu arada. Wolf. Bu arada destek olan muhtemelen Bank. En azından bu skorlarla öyle görünüyor. Benji ve Bank. Başlatıyorlar Baron'u. PKT bakalım bu Baron için bir şey yapacak mı? Şimdi geliyor oraya doğru. Görüşleri yok. Totem geldi alt tarafa doğru. Işınlanma geliyor yalnız. Marin geliyor oraya doğru. Lloyd'u tutmayı başardılar. Lloyd kaçabiliyor mu? Son anda kaçmayı başardı. Ve bu direkt Baron... Direkt kışkışladılar yani. O PKT'ye gidiyor. Ölümcülasını tutmasıyla beraber oradan PKT'yi bertaraf etmeyi de başardılar. Baron'u da cebine koydular. Marin de büyük ihtimalle burayı ittirip dönüp bir para harcayacaktır herhalde. Ya son fısıltısını son alacak. Son fısıltısını bitirecektir. Tamam. Arkadaki 2 minyonu bıraktı, bunlara yöneldi. Bunları ittirecek hızlı bir şekilde. Tabii belki 1 milyon dalgası daha ittirebilir hatta yukarı koridorda. Bu taraflara gidip totem atabilir belki. Şu anda zihni de açık konumda. Evet. 12'ye 4 oldu skor, aradaki altın farkı 11.000. Yani aslında altın farkı bütün oyunu açıklayan bir şey. Orada bir 466 da şu an minyona değil. Darius'a vurduğunda belirtelim. Bu arada şimdi Moss orada bir komboyu yaptı ama Marin'in verdiği hasar. Şimdi Moss'u orada ultisini kullandırmayı başardılar. Kendi ultisini açtı Marin, bakın Moss'u alabilecek. Kule altına almayı başarıyor. Şimdi o ultisinden gelen iyileştirme efektine bakar mısın? Yalnız çok yüksek hasar. 2'de 2 yapmayı başardı. 4 skor alıyor. SKT herhalde oyunun sonuna doğru gidiyor mu acaba? Minyon bitirmeye çalışacaklar mı? Burada BKT'den bir artık teslim olma da görebiliriz. Belki. Dur ya, son... BKT için de şöyle bir şey. Son bir daha ne zaman SKT'ye karşı oynayacak? Son dakikaları dur. Bir sene bekleyeceksin de tekrar dünya şampiyonuna çıkacaksın da tadına SKT'ye karşı oynayacaksın. İlk Nexus Crest düşüyor. İkinci Nexus Crest düşüyor. SKT böylece gruptaki 6. maçını da kazanarak 6'da 6 yapıyor ve çeyrek finallere rakiplerine büyük bir gözdağı da vererek gidiyorlar. Herkes gülüyor, eğleniyor. Izu'nun oyun başındaki surat ifadesi neyse hala aynı. Yani robot gibi. Sinirlerini aldırmış. Muhtemelen. Bangkok Titans'da görüyoruz. İşte Marin Fioro performansıyla göz doldurdu. Yani açıkçası yani SKT'nin yani çeyrek finalde ki Fiora kalacağını düşünmüyorum ona. Bu performanstan sonra yani ki zaten şöyle bir sıkıntısı var Marin'in. Yani bu tarz şampiyonları bıraktığınız zaman güzel performans sergiliyor ama tank şampiyonları da biraz bocalayabilen. Evet. Ki zaten Darius'u artık tanktan saymadığımız için gerçi son ofansif eşyaların onu biraz tanklaştırdığını düşünüyoruz ama aslında hepsi ofansif eşyalar, işte staking güvencesi falan filan. O tarz şampiyonu bocalayabilir ama böyle şampiyonlar bırakırsanız bayağı da canınız yakar. Evet. Ya bir de tabii aradaki fark çok fazla. Bu çok, arada çok birlikte fazla çıkıyorlar sahneye. SKT Bangkok Titans'ı da aldı yanına. Ya tabii bu güzel bir şey. Bu güzel, bu çok güzel bir şey. İşte bu muazzam bir şey gerçekten de. Onları da böyle onore etmiş oldular. Kolay bir şey değil yani. ilk defa buraya gelip de Warlock'la Marine şöyle bir. Tamam.
anladım hocam diye. Ben mesaj aldım. Ben bir hareketi çaktı orada. Ben ülkeye doğru yolculuğa başlayayım. Yani SKT çeyrek finallerde artık kim gelirse karşısına... Grup, en azından grup aşamasında şu an performans açısından istikrarını sürdüren en iyi takım diyebiliriz. En iyi takım, en azından doğru. İlk iki grup için bunu söyleyebiliriz. Doğru. En iyi hazırlanmış takım bence SKT gibi gözüktü. Grup olarak da hani EDG dışında onları belki de çok zorlayacak bir rakip de yok gibiydi. Yani SKT'nin diğer takımların farkı şu. Pozisyon ne olursa olsun her zaman yeni oluşan pozisyonda çok çabuk koordine olabilen ve çok çabuk aksiyon verebilen bir takım halinde gördük biz. Yani bir anda bakıyorsun ışınlanlar geliyor işte sıçılar kullanılıyor. Yani çok koordine her şeyde yani bu şeyleri konuşamazsınız bu arada. Çünkü bunlar bir saniyede. Bunlar yani, sinerjiyle olacak bir şey. Yani saniyenin yarısında gelişebilen olaylar olduğu için bir adam bir hareket yaptığı zaman işte senin bahsettiğin reaksiyon kısmı devreye giriyor. Ki SKT'de bunlar 5 oyuncunun her bir arasındaki bağlam için ya geçerli. Bir de yine mesela bu maçta bile SKT şeyi çok net bir şekilde gösterdi. Yani Bank ne kadar reflekslerinin kuvvetli olduğunu gösterdi defalarca müthiş, yani. Müthiş. O ya BKT için hakikaten o alt koridordaki baskında hele daha ne yapsın yani orada skor almak için. Bütün yani elindeki her şeyi kullandılar ama moralinizi olmadı. Moralinizi bozabilen bir pozisyonda bu arada. Çünkü skoru alacağınızı düşünüyorsunuz. Alamayınca abi bunu da alamadık ne yapacağız falan deyip böyle bir trip atarmış gibi takıma serzenişte bulunuyorsunuz. Evet arkadaşlar bu akşamlık bizim için sonuna geldik. Sizlere son 3 maçı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarız ki turnadaki heyecanı sizlere ulaştırabilmişizdir. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ben Urgulan Öger, yanımda da Ercan Tribanre Bozkurt vardı. Şimdi analiz masasına doğru geçeceğiz. Johnny ve Ton Balıklı Makarna bir kez daha yerlerini almış durumdalar. Sizdeyiz. Teşekkürler Glandal ve Trial Banre. Günün son maçında bizlere aktardınız. Ve yeniden Johnny ile beraber buradayız. Johnny, çok ufak bir maç değerlendirmesi yapalım. Sonra yavaş yavaş önümüzde bizi neler bekliyor onlara değinelim. Ben büyük hayal kırıklığına uğradım. Ya böyle seçimler yüzünden art... değil mi? Seçimler yüzünden. Niye tryhard yaptılar bu kadar? Ne gerek vardı? SKT bence İyi her şey yüzünden. Ciddiye aldığını... göstermek istedim. Biraz da EZO yüzünden haklısın. Çünkü bu noktada EZO'nun da antrenmanlı olmasını istiyorlar. Ama yine de yani şimdi Bangkok Titans'a karşı birazcık daha ilk maçtaki o görüntüleri görsek ben daha mutlu olurdum açıkçası. Ama şimdi düşündüğün zaman biliyorsun ki MSI'da da bunu yaptılar. Sezon ortası özel turnuvasında da bunu yaptılar. Hatta kendi ülkelerinde, Kore elemelerinde, Kore finallerinde de bunu yaptılar. EZO'nunla Faker'ı sürekli yer değiştiren bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden EZO'nun ne kadar çok ciddi maçta oynatırlarsa, çeyrek finalde, yarı finalde hatta belki finalde yükselebilirlerse bu turlara, yine EZO'nu Faker'ın yerine sıkıştıkları bir yerde sahaya sürme, vadiye sürme ihtimalleri var. Ben yine de hayal kırıklığına uğradım. Yani bu açıklamalar beni kurtarmıyor şu an. Tamam. Ne olursa olsun ben o Heimer'i görmek istiyordum. Peki şampiyon niye, sayısını da arttıramadık. Niye Heimer? EZO'nun çok mu oynuyor? Yok hayır. Heimer olduğu için. O Heimer yüzden gelseydi çünkü karşısına yine ilginç bir şampiyon gelecekti muhtemelen. Evet ama Faker oynasaydı bu maçta da Tahm Kench orta koridor görebilirdik. Ne güzel olurdu. Evet. O Doğan'ın paylaştığı videoyu ben de sabahleyin izledim. Hakikaten orta koridorda rakiplerini yalamış yutmuş ya. Ya zaten karşısında Xpeke varmış oyunda ve rakip takımda da Xpeke varmış. Xpeke 4-10 bitirmiş oyunu. Onun yanı koridordan sıra... Koridordan kaçmış sonra gördüğüm kadarıyla. Evet. Şeyin takımında, Faker'ın takımında da bizim ligimizden tanıdığımız... Zyras ve Robin alt koridorda duo olarak oynuyorlarmış. Tabii onlar için de. Ya vallahi. Gerçekten öyle. Bir bu arada Izun da var o oyunda. Bir de Izun da var olsa oyunda. Tamam olacakmış. Çok ilginç bir oyunmuş o. Ama bugünü böyle bitirdik. Artık hani maç hakkında çok fazla da yorum yapmaya gerek yok. Çünkü Bangkok Titans'ın elendiğini zaten biliyorduk. SKT'nin liderliği garantilediğini zaten biliyorduk. SKT bu noktada prestije bırakmadı ve 6-0 bitirmek istediğini herkese kanıtladı. Güzel bir oyuna da galibiyete ulaştı. Şimdi ufaktan bir puan durumuna bakalım. Grupta neler olmuş? Zaten önce günün maçlarını tabii görüyoruz. Günün ilk karşılaşmasında SKT ve Edward Gaming oynamıştı. SKT bu mücadeleyi kazanarak grubu hem birinci bitirmeyi hem de çeyrek finali garantilemişti. Sonrasında H2K umutlarını sürdürmüştü Bangkok Titans'ı yenerek ve Edward Gaming de zor bir karşılaşmada Bangkok Titans'ı mağlup etmişti. Ama SKT önce H2K'yi yendi. Sonra H2K Edward Gaming'e kaybetti ve Edward Gaming de gruptan çıkan ikinci takım olmayı garantiledi. Günün son maçında, prestij maçında ise SKT ve BKT böylelikle bu noktada günü kapattı. Bir sonraki tura geçen, çeyrek finale geçen ilk 4 takımı bulmuş olduk. Evet. Hangi takımlar bunlar arkadaşlar? A grubundan Flash Wolves ve Cool Tigers 1. ve 2. sırada bitirmeyi başardılar.
Bu grupta ise SK Telekom ve ADG yine sırayla gruptan çıkmayı başarlar. Şimdi önümüzde iki tane grup kaldı. C ve D grupları. C ve D gruplarına, B ve D grupları düzeltiyorum. B ve D gruplarına geçerken daha tabii ki avantajlı olan ekipler var. Bunlardan bir tanesi Cloud9. B grubunun şu an en üstünde 3 galibiyetle duruyor. Diğer takımın ise 1'e 2 durumda. O grup çok tehlikeli, çok böyle hani çekişmeli geçecek. Evet. Onlarca D grubu. D grubunda da Origin şu an en üstte gözüküyor. Onu KT 2 galibiyetle takip ediyor. TSM 1 galibiyet ve LGD şu ana kadar galibiyet alamayan takım görünümünde. Ve senin bahsettiğin D grubu mücadeleleri de yarın LoL TV ekranlarında olacak. Ama bu sefer bir saat değişikliğiyle LoL TV ekranlarında olacağız. Hatırlayacağınız üzere dün ve bugün maçlar saat 15.00'da yani 3'te başlamıştı. Ama yarınki maçlar saat 1'de, öğlen 13.00'da başlayacak. İşte bu da yarının programı. Yalnız saatler, evet, saatlerde evet. Ufak bir yanlışlık arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu gördüğünüz saatlerden 2 saat önce burada olun, o zaman görüşelim. Evet. Yani 1, 2, 3, 4 diye devam evet. ediyor olacağız. Saat 1'de başlayacak yarın, tekrardan hatırlatalım. Pazar günü ise saat 11.00'da başlayacak mücadeleler. Oldukça erken bir saatte başlayacak. Bunun da ayrı bir sebebi var. O gün de B grubu maçlarını izliyor olacağız. Fnatic'in bulunduğu B grubu. Hı-hı. Aynı zamanda Cloud9'ın 3-0 ile başladığı grup. Çok çekişmeli olacak. Evet. Ve o grubun maçları bittikten sonra biter bitmez anında kura çekimi bizlerle birlikte LoL TV ekranlarında olacak. Sıcağı sıcağına. Evet, sıcağı sıcağına. Grup bitecek, hemen kura çekimine geçeceğiz. Çünkü... Peki sonraki tur? Pardon? Sonraki çeyrek final maçları. Çeyrek final maçlarına da değinelim. O da önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren başlayacak. Önümüzdeki